Evet sevgili seyirciler, neredeyiz? Antalya'nın çok güzel, derin iki tane artık mahalle oldular, köy diyemiyoruz. Evet. Yarbaş Çandır, Hisar Çandır'ın tam ortasındayız. Neden buradayız, niye buradayız? Görüyorsunuz arkamızda ve daha doğrusu daha önceden de köprü olarak adı geçen, anılan yerin üstündeyiz ama köprü kalmamış artık esamesi okunuyor. Biz niye buraya geldik, bize onu bir anlatın. Evet. Önce bir tanıyalım. Evet, önce tekrar söyleyeceğim. Yarbaş Çandır'ın esnaflarından yaşar sahibi. Çok eskiden beri, 1964 yılından beri bu tarafa yapılmış olan köprümüz. 10 yıldır bu Yarbaş Çandır, Hisar Çandır mahallelerinin bağlantısını kuran Çandır Çayı üzerine kurmuş olan köprünün başındayız. Bu köprü 1965 yılından 70 yıllarına doğru yapılmıştır. Fakat 10 yıldır hizmet alamıyoruz. Her köprüye gidip gelmek büyük sıkıntı içerisinde. Yani bu köprü Yarbaş Çandır'ı, Hisar Çandır'ı bağlayan bir köprü. Köprü ama hizmet etmiyor. 10 yıldır hizmete kapalı. Ne oldu bu köprü? Bu köprüyü tabii kış ayları şiddetli geçmesinden dolayı köprünün her ön ayaklarını sel aşağı düşürdü. Sel götürdü ayaklarını. Fakat her nasılsa her türlü müracaatımıza rağmen 10 yıldır uğraşmamıza 10 yıldır müracaat yapmamıza rağmen büyük şehir, küçük şehrin birbirine atışmasıyla köprü yapılmadı. Şu anda istek ve talebimiz ama Büyükşehir, ama Konyaaltı Belediyesi o başkanı olarak her iki belediye başkanlarımızdan bu köprünün en kısa zamanda yapılıp hizmete açılmasını bütün dört gözle bekliyoruz. Yaşar abi, her şeyden önce bu köprü şunun içinde olmalı. Allah korusun. Biliyorsunuz büyük yangından çıktık. Evet. Büyük bir Allah korusun. Burada da öyle bir şey olsa. Evet. Köprü yok. Araç geçemeyecek karşıya. Evet. Müdahale edemeyecek. Onun için de çok önemli. Bu 10 kilometrelik yolumuz her iki köyün arasındaki bağlantı kesildiği anda, bu 10 metrelik köprünün bağlantısı kesildiği anda 40-80 kilometre geriye dönüş yapıp aynı yere gelmesi lazım. İyi mi? Çok evet, önemli. Yazdık yani. Çok önemli. Bir yangın çıkmış olsa maazallah bir köyden bir köye gitmek mümkün değil. 70-80 kilometre yol kat etmek zorundayım. Evet. Bakın bu da çok önemli sevgili seyirciler. Evet, şöyle bir de gezelim. Gelin. Evet. Köprüyü şöyle görelim. Allah korusun. Bir de buradan yolda geçen hafta bakın açılmış. Araya böyle bir açıklık var. Boşluk var. Boşluk olmuş. Evet. Zamanında vaktinde burada şimdi su çok az akıyor ama tabii debisinin yüksek olduğu zamanda suyu da gösterelim. Ciddi anlamda bir su olmuş ki bu köprüyü yıkmış. Evet. Şimdi aşağı doğru inelim. Bakalım. Köprü aşağı. Buradan ötesi yok. Buradan buraya. Bu yapılamamış. 10 yıldır bu köprü niye yapılamadı? Yetkililere buradan soruyoruz. Hüseyin, enteresan bir durum daha var. Evet. Köprünün ana gövdesi blokları sağlam. Sadece ayakları kaymış. Bu evet. Köprüyü herhangi yüksek tonajlı bir vinçle kaldırıp acaba bu ayakları sağlamlaştırma imkanı yok mu? Nerede bizim mühendislerimiz, nerede mimarlar? Evet. Ya köprünün ana bloku sağlam, evet. Sağda ayakları... Belki daha ileriden daha yeni inişi de yapılabilir. Evet, ayaklarına evet. Destek olacak. Evet. Destek olmazsa yenisi yapacak. Ya 10 metre bir çay köprüsü bu ya. Evet, küçük bir köprü. Evet. Büyük Türkiye olarak övünüyoruz ama küçük köprü yapamıyoruz. Neredeyiz? Doğru. Evet, işte. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Evet. Bu köprünün her türlü ya. Hem iletişim açısından iki köy arasına, Yarbaş Çandır'la Hisar Çandır'a, hem de Allah korusun dediğimiz gibi bir yangında, bir afette burada bu köprünün önemi yine çok büyük. Bir durumda evet. Esefle söylüyorum. Muhtarımızın yaptığı müracaatlardan ziyade İl Genel Meclis üyesi köyümüzün asıl adamı Durali Golfak'la defalarca bunu gündeme getirdi. Ama hala köprümüz yapılmıyor. Evet.
Yani bu esasları gibi durum var. Her iki köyün bağlantısı yok. Yani olsa ulaşım yok. Yok oğlu yok ya. Üzgünüz. Ha buna rağmen şimdi her şeye rağmen her iki Konyaaltı ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız olarak bu köprüyü işbirliği dahilinde en kısa zamanda bu yaz mevsiminde kış gelmeden lütfen yapsınlar. Evet sevgili seyirciler, Yarbaş Çandır'dayız. Bu görmüş olduğunuz görüntüler çöken bir yolun görüntülerini gösterdik. Burası Yarbaş Çandır'ın ana yolu. Yani girişi. Köye girişi, çıkışı. Burada yaşayan, buranın vatandaşı Süleyman abiyle beraber evet. Bu olaya şahitsiniz. Evet. Buradaki tehlike nedir? Abi tehlike değil. Tehlike zaten burası oynadığı zaman gidecek komple aşağıya doğru kayacak gidecek. İşte şu alanlara bak. Bunu defalarca muhtarlarımıza söylüyoruz, meclis üyelerimize söylüyoruz, ona söylüyoruz, buna söylüyoruz. Biz bir de benim kanaatimce, ben Hurmalı olduğumdan dolayı buraya fazla önem vermiyorlar. Kayarsa kaysın, uçarsa uçsun. Ne alakası var canım var. Buradan? Kendileri geçmiyor mu? Geçiyor. Muhtar da buradan geçer, herkes buradan hani geçer. Abi nerede hani olay nerede? Peki. Şimdi şöyle bir yandan yapalım. Normalde bu yolu kim yapıyor? Muhtar yapmıyor. Yok. Kim yapıyor? Burası Büyükşehir ait. Büyükşehir. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde, nezdinde olan bir yol. Evet. Şimdi aşağıdan geldiğimizde yukarıya doğru Büyükşehir oralarda çalışmalar yapıyor. Evet. Ama epey bir mesafe var. Evet. Oraya yaklaşık evet. 7-8 kilometre var sanırım. Evet. Belki daha fazla. Şimdi ama buranın bir aciliyeti var. Çünkü burada yol çökmüş. Yarılmış. Bunu görüyoruz. Bir de su geliyor diyorsunuz. Nereden geliyor? Efendim, yukarıdan mı geliyor? Şimdi kışın bu yol kapanır, göçer. Şimdi hava kurar. Yağmur yok, yaş yok. Gereken seni bak şarampozdan gelen evet. Sular bak burayı ne hale getirdi. Evet. Şimdi sen buraya kışın bir düşün. Nereye gidecek buranın suyu? Olduğu gibi gelecek. Buraya dökülecek. Burası da yukarıdan geliyor, şuradan geliyor. Evet. Onu da defalarca söyledik. Şurada şimdi damlama boruları var arkadaşlarım. Böyle böyle yapalım diyoruz. Bunu yapalım. Parasını ben veren diyorum adamlara. Yok. Yani hiçbir yanaşan olmuyor. Evet. Ama şimdi bu kışın ne olur abi? Şimdi bakalım. Evet. Şimdi bu yaz gününde böyle. Evet. Kışın ne olur? Hadi bakalım. Ama canım şimdi ben kışın ne yapayım şimdi burada? Ben o zaman tarlama geldiği zaman ne yapacağım? Evet. Bu sular ben de... Sizin burası ya. Mı aşağının tarla diye? Bunlar hep kapılı abi. Şimdi işte benim tarlamın anı buraya kadar. Evet. Şöyle. Ama evet. Çok sakat yani. Bu direkt elektrik direği. Aslında en büyük tehlike elektrik değil mi bu? Evet. Aslında en büyük tehlike bu. Uçurumun kenarında bu direk. Uçurumun kenarı zaten yıkıldı şurada. Yıkıldı tekli buraya aldı. Buraya aldılar ama burada sağlam bir zemin değil. Değil. Çok kötü. Ben burada aynı. Aynı heyelan. Nerede yani? Aynı heyelan. Evet. Şu anlar. Evet. En önemlisi o. Yetkililerin buraya ama tek. Ama belediye bir şeyler yapması lazım. Ya şurada vicdanımız sızlıyor kardeşim ya. Evet. Etme gitme. Bu kadar köy delip gidiyor bu yoldan ya. Evet. İleri yaşlıları geliyor, büyük yaşlıları geliyor. Evet. Yani ileri görüştü, bilmem ne görüştü ama olmuyor ki. Siz gereğini yapıp uyarıyorsunuz yetkililere. Evet. Biz de buradan ekranlarımızdan Büyükşehir Belediyesi yetkililerini uyaracağız. Evet. Bu videomuzu onlar da izleyecek. Burayı göstereceğiz. Evet. Buranın siz hassasiyetini, önemini evet. Vurguluyorsunuz. Her şeyden önce hem yolun göçük insanlara bir Allah korusun zarar vermesi, hem araziye zarar vermesi, evet. Hem de en önemlisi çok çok daha önemli bu direğin yıkılıp birilerini evet. Öldürmesi söz konusu. Evet. Elektrik de yüklü. Evet. Ciddi bir zarar. Allah korusun. Yıkıldı. Bunun için tedbir alınmasını acilen istiyoruz. Acilen istiyoruz abi. Ben şimdi yani buranın gitmesi bir tek bana zarar vermesi değil. Yarın yol kapanır burada. Herkes. Bak şimdi görüyorsun ne kadar oynadı bak şu memlekete bak. Şuradan alalım evet. Bakın sevgili seyirciler geliyorum ben. Bakın yol buradan başlamış aşağıya doğru yarılıyor ve buradan sonrası zaten yarılarak inmiş aşağıya. Şurada da büyük bir göçük olmuş. Daha önce elektrik direğinin yeri buradaymış. Tam gördüğümüz gibi buradan elektrik direği de çökmüş. Bu şekilde burası inanılmaz derecede bir patlama yaşamış. Evet. Son olarak biz buradan yetkililere sizin aracılığınızla sesleniyoruz ve sesinizi buradan duyuracağız. Allah razı olsun. Evet, en hızlı bir şekilde buraya ilgili gerekli tedbirler alınsın. Yarbaş Çandır yolu
Ama nokta olarak neresi diyeceğiz buraya? Hemen giriş. Hemen giriş. Yarbaşkanlara giriş. Ana yol. Girişi, ana yol üzerinde burası. Evet. Nokta atışı da yaparız. Evet. Evet. Evet sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi bir yol kenarındayız. Burası bir asfalt. Burası Yarbaşçandır köyüne çıkan, artık bir mahalle oldu, köyde olmadı. Mahalleye çıkan ana bir yol. Evet, arabalar çok fazlasıyla burada işliyor, çalışıyor. Ama bir tehlike bekliyor. Neden bir tehlike bekliyor burayı? Burada yaşayan Hasan abim söylesin. Noktaları temizlememiz gerekiyor bir şekilde. Yangın olabilir. Evet, çünkü buradan arabalar gelebilir, arabalar geçiyor. Her şey olabilir. Biri sigara atsa şuraya. Evet, Allah yangın korusun, tutuşup orman burada gider. Evet, yani evet. Yani yolun kenarında otun olması çok büyük tehlike. Evet, tehlike. Bunu en kısa zamanda yaparsak memnun olacağız. Belediyemizden. Yani. Belediyemizden büyük şehir, küçük şehir fark etmiyor. Evet, kim yaparsa fark etmiyor. Evet. Kim yaparsa yapsın. Ama en kısa zamanda yapılması lazım. Çünkü Manavgat'ta gördük, Muğla'da gördük. Bu yangınlar çok tehlikeli. Evet. Vatandaşlar ölüyor ya. Bu kadar olmaz ya. Şunu bir en kısa zamanda yapalım yani. Evet. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. Çok önemli bir vurgulama yaptı Hasan abimiz. Yarbaşçandır yolu. Yine Hisarçandır'da karşısı buranın. Birbirlerine yakın köyler. Buradaki bu gördüğünüz bu yol kenarındaki çalılık artık ciddi tehlike yaratıyor. Hem buradaki su akışını engelliyor hem de burada yangına davetiye çıkartıyor. Çünkü araçlar geçerken eskaza elinden bir sigara düşse burada bu kuru otlar var, işte görmüş olduğunuz gibi çalılar var. Tutuşur, ormanın yanmasına her an sebep verebilir. Onun için çok ivedilikle bu yol kenarındaki çalı çırpının temizlenmesi gerekiyor. Yani bu nedir? Bu bir uyarı, bu bir ikaz, bu bir öngörü. Bu öngörüyü sizlerle paylaşıyoruz. Yapmak ya da yapmamak tabii ki size kalmış ama burada yaşayan, buranın insanları bir an önce bunun yapılmasını istiyor. Çünkü burada böyle bir tehlike var diyorlar.